Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Greg Tech'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ilk olarak size Greg Tech'in Redstone değerlerini anlatacağım. İlk karşılaşacağımız makine, şunları kaldıralım. İlk karşılaşacağımız makine Bottom Panel. Bottom Panel şu şekilde craft ediliyor. Herhangi bir alüminyum machine hull ya da bronze machine hull ya da machine frame ya da machine block ya da sterling casing ve 16 butonu assembly machine'de koyuyorsunuz ve bu elimize geçiyor. Tek pulsluk bir basınç sağlıyor ve hangi butona bastıysanız onun gücünde bir redstone sinyali veriyor. Dersiniz ki tabii sen neydin? Ben bu sinyalin kalmasını istiyorum. Şundan bir tane yaparsınız. Buna koyarsınız. Artık gördüğünüz gibi bu redstone sinyali sabit kalıyor. Gördüğünüz gibi sinyal gayet değişiyor. Bunu gene şu iki makineyi tanıtmak için kullanacağım, bu arkadaşı. Bunlar Redstone Scale ve Redstone Display. Evet, zaten oradayım. Redstone Display bu şekilde craft ediliyor. Redstone Scale de bu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde. Yaptıkları işleri gerçek olursak Redstone'un şiddetini gösteriyorlar. Başka bir işleri yok. Tabii bunu sona getirirseniz bu yeşil yanacak. Bu işe yarıyorlar. Başka bir kullanımları yok. Şimdi geldik Redstone Circuit Block. Şu şekilde craft ediliyor. Ve bayağı karmaşık bir blok. Bir çeşit circuit, yani devre. Şunlar giriş arayüzleri, şu ise çıkış. Bunu wrench ile yönünü değiştirebiliyorsunuz. Çıkışına şuna benzer bir düzenek koyacağım. Hemen yerleştireyim. Ha tabii burada ufak bir hasar oldu. Burasını bayağı güzel bir patlattım. Çünkü şu arkadaş 32 EU istiyor. Kazara ona bir 512 EU verdik. Pek güzel sonuçlar olmadı. Evet. Bunları yerleştirdik buraya. Yavaştan başlayalım. Öncelikle timer. Delay'ini şuralardan sağ ve sol tıklayarak ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şuradan kaç tiklik bir süre olacağını görebiliyorsunuz. Shift'e basılı tutarak tabii daha uzun sürüyor. Ve hızlıca tıklarsanız bu tarz ayarlamalar oluyor. Ve gördüğünüz gibi bir timer elde ettiniz. Bu şekilde buradan da redstone sinyali isteyip istemediğini ayarlayabiliyorsunuz kendinize. Lever verelim. Eğer redstone sinyali verirsek o zaman aktif olmaya başlayacak gördüğünüz gibi, ama redstone sinyalini kesersek deaktif olacak. Şu da tam tersi. Redstone sinyali deaktif ediyor. Şuradan diğer timer tiplerini değiştirebiliyorsunuz. Basic Logic'e geliyoruz. Bu arada kullanmayacağınız arayüzleri tornavidanızla kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Şu an OR gate. Herhangi biri açık olduğu takdirde çalışacaktır. İkisi birden açık olsa da çalışacaktır. Şuradan
Gate'in tipini değiştiriyorsunuz. Bu herhangi bir açık olduğu takdirde kapanacaktır. X OR gate tamamen birbirlerinin tersi olmak zorundalar. X NOR gate aynısı fakat biraz daha tuhaf. AND gate ikisi birden... Bir saniye. Seni de mi yön olarak algılıyor? Bir şey bakacağım. Bunlar da yüzey galiba. Evet. Onları da yüzey olarak algılıyor. Yani bu şekilde hala enerji almasını sağlayıp bu arayüzü kapatabilirsiniz gördüğünüz gibi. İkisinin de açık olması lazım açık olan sizlerin. NAND gate ikisinin de açık olması lazım kapalı olması için. Invert. Tabii şu an açık mı kapalı mı ben de bile karıştırmaya başladım o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ve bu ilginç bir şey. Tamamen sinyal gücünün de benzer olmasıyla sinyal gücüne bağlı olarak çalışan bir şey. Yani bunları kendiniz kurcalayarak bakabilirsiniz. Çok ilginç devreler çıkacaktır. Repeater. Tabii şu an bir delay yok. Delay'ini arttırıyoruz. Bildiğimiz repeater. Pulsar. Sadece redstone sinyali aldığı takdirde pulse veriyor. Pulse'un uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. Ve gücünü de ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Redstone meter. Bu da ilginç bir şey. Bunun için daha fantastik bir şeye girişeceğiz. Butonlar. Evet, butonlara girişeceğiz. Bunun olayı şu. Tabii şu upgrade'lerimizi koyalım. Gördüğünüz gibi gücü aldığı güce bağlı olarak 1 ile 15 arasında bir şey istiyor. Bunu 10'la 7 arası yapalım. Şu an kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6'ya getirdik getirdiğimiz takdirde olmayacak. 8, 9, 10, 11'de kapanacak. Yani o aralıklarda bir şey elde edebilmenizi sağlayacak. Devam edelim. Randomizer. Redstone sinyalini kapattığımız takdirde gördüğünüz gibi tamamen random aralıklarla bir şeyler üretmeye başlayacak. Ve combination yok. Üç, yedi, sen, üç, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on bir ve on beş. Evet. Kombinasyon girilmediği takdirde 3, 7, 11, 15. Yani bir çeşit kombinasyon kilidi. Şunları devre dışı bıraksak da olur. Sanırsam şöyleydi. Ben de tam hatırlamıyorum. Daha dün öğrendim bu mekaniği. Sanırsam çok kısa bir delay veriyor. Evet. 7-0. 3-7-0. Pardon. Bir şey unuttum. 3-0-7-0.
Hemen bir bak. Bir saniye. Şu upgrade'i. Kaldıralım bir. 3, 7, 15. Ha, nasıl çalışıyordun sen? Neyse. Bu da onu normalde öyle bir şey. Bu ise şurada normalde. Gördüğünüz gibi noktalar var. Bunlar bitler. Şurası birinci bit. Şurası ikinci. Nasıl? Birin biri, birin ikisi, ikinin biri, ikinin ikisi gibi bir şey. Ha, bir şu bit sıfır, bit bir, bit iki, bit üç. Ya buradaki olay şu. Mesela bit sıfır açık olsun. İçerisinde bit sıfır olan basın ayarın mevcut mu? Evet. Bit sıfır olan herhangi bir şey bunda çalışıyor. Mesela bu çalışmıyor, bu çalışıyor, bu çalışmıyor, bu çalışmıyor. Bunun yanı sıra bit 2 olanlar da çalışıyor artık. Bit 1, bit ve 1, bit 2 olanlar çalışıyor bunda. Ama mesela şu çalışmaz. Bu şekilde de bu ilginç bir şey. Timer. Evet, başa döndük. Evet, redstone devreleri de bu şekilde. Gregtek'te elde edebileceğimiz redstone devreleri. Ah, şimdi gelelim item taşımacılığına. Evet, öncelikle Electric Crafting Table ile başlayalım. Şuraya bir Quantum Tank değil. Quantum Generator mu koyayım? Sen ya, bu iyidir. Ve Glass Fiber Cable işimizi görür diye umuyorum. Evet, şöyle bir hat döşeyelim. İlk önce bu arada bunun giriş çıkışını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yeşil giriş. Kırmızı ise çıkıştır. Ve kendime bolca chest vereyim. Evet. Şimdi ne yapmasını istiyoruz bundan? Mesela bize chest yapsın. Şuraya chest'in recipe'sini giriyoruz. Ve şuraya otomatik çekmiyordu bu galiba. Evet. Çekimi otomatik yapamıyordu. Ya da bir deneyeyim ama çıkışını otomatik yapıyor. Algılaması belki zaman alıyordu. Bir deneyelim. Hayır, çekişini otomatik yapamıyor. Sen burada gereksizsin. Yani buraya tabii pipelarla falan filan item taşıyabiliyorsunuz. Hatta Obsidian Transport Pipe ile göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde item taşıyabiliyorsunuz bunun içine. Değişik modları mevcut bunun yanı sıra. İlk olarak bu. Bu ne diye soracak olursanız, içine bir şey koyuyoruz. Mesela stone. Bir ilk önce birebirlikte deniyor ve birebir de bulduğu şey buton. Bunun yanı sıra eğer birebiri yoksa 2'ye 2, 3'e 3 falan filan 2'ye 2 ve 3'e 3 deniyor. Mesela sadece 3'e 3'ü olan bir şey bakalım. Tabii çok fazla şeyimiz var. Mesela 4'e 4 olan bir şey. Tabii bunların tiny pile'larını buraya koymuyor. Fakat kendimiz yapabiliriz. Bunların 4'e 4'ünü deniyor gördüğünüz üzere. Tabi bu direkt birebire zorlayabiliyor. Ve güzel bir özelliği, tanımadığı tipte itemları, yani craft edemeyeceği tipte itemları otomatik olarak
gönderiyor. Bu sayede bir hat yapabiliyorsunuz bunlarla. Bu 4'e 4'e zorluyor. Bu ise 5'e 5'e 3'e 3'e zorluyor. 3'e 3 için ne kullanabiliriz mesela? Evet, 3'e 3 için ne kullanabiliriz? Güzel soru. Şu an için elimizde hiçbir şey yok galiba aklıma gelen. Şu neydi? Sen neydin harbi? Sanırım şuydu. Evet. Başka tip nuggetleri, ingotları falan. Mesela Greg'teki olmayan bir Greg'teki ya da Industrial Craft olmayan bir kapır alayım. Onu direkt normal Industrial Craft kapırına çevirecek. Ya da Electrum. Aynı şekilde. Bu mod bu şekilde çalışıyor. Bir çeşit Forge Lexicon. Bu ise direkt bu tiny pile'ları normal dust'a çevirmek üzerine kurulu bir şey. Ya direkt amacı bu. Bu ise nugget'ları ingot'a çevirmek üzere kurulu bir düzen. Bunun ne işe yaradığına emin değilim. Sanırsam bu da hayır değil. Hemen bir bakıyorum. Evet, bu modun ne işe yaradığını bilmiyorum cidden. Bulamadım. Siz bulursanız bana haber verin. Ve bundan sonra tekrar şu moda geri dönüyoruz. Burada ise ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Mesela şu chest'i kaldıralım. Ve şu enerji hattını da kaldıralım. Ve kendime... Bir tane daha Electric Crafting Table vereyim. Yanlış oldu. Tamam. Ve buraya bir chest koyayım. Mesela ne craft etsin? Evet. Sen bunu, sen de... yok. Bir saniye. Sen... direkt şunu yap. Hemen bir şeyler düşünüyorum. Sen de bunu yaptın. Evet. Gördüğünüz gibi bu aktarıyor ve bu da işliyor. Buraya normal geri dönüyor. Ama buna herhangi bir enerji bağlı değil. Çünkü şu üstteki seçenek açık. Eğer bunu kaparsak buraya enerji aktarılmamaya başlayacak. Gerçi işlemimiz bittiği için bir önemi olmayacak. Ancak mesela tekrar yaparsak gördüğünüz gibi bunlar burada kalacak. Çünkü artık enerji olmadığı için tabii kalan enerjiyle bu 9 tanesini yapabildi. Enerji almadığı için şu an hiçbir şey yapmıyor. Şu seçenek... Şu seçenek de direkt item'ı aktarmasını engelliyor. Şu an sadece enerjiyi aktar. Yani bu da şu oluyor. Gördüğünüz gibi output şurada kalıyor. Aktarılmadığı için herhangi bir işlemle devam etmiyor. Şu moda getirirsek eğer her şey gayet tıkırında devam etmeye başlıyor. Greg'teki bu item taşımacılık itemları, makineleri, bu taşımacılık makineleri evet, enerjiyi kendi aralarında transfer edebiliyor. Böyle güzel bir özellikleri var. Ve şimdi diğer makinelere geçelim. Evet, şimdi kullanacağımız item Electric Trans Collector. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Yine kırmızı ve yeşil arayüzleri var. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde item, bir chest'ten diğer chest'e item taşıma yarıyor. Şu şekilde filter'ı normal filter ya da inverted filter yapabiliyorsunuz. Normal filter'ın olayı mesela kendimize
bolca dust verelim. Ama sadece uranyum dust'ı kabul ediyor. Gördüğünüz gibi bunların hiçbirini işlemiyor fakat uranyum dust'ı birazdan alacak. Biraz yavaş çalışıyor arada. Yani yavaş algılayabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi uranyumu aldı ve buraya taşıdı. Ama inverted yaparsak eğer bu sefer tam tersi olacak. Uranyum hariç her şeyi buraya atıyor. Gayet güzel. Bunun yanı sıra Advanced Trans Collector var. O da aynı şekilde kırmızı ve yeşil arayüzü var. Ama bunun özelliği bunları değil de sen kal. Şunu filtreye ekleyelim ve up olsun bu. Venüs burada bir. Ve gene bir Advanced Trans Collector alalım. Bu da bu şekilde ve sen de kol taşı down aşağıya. Double chest yapmak istemiyordum. Tabii ki de buraya bir fırın koyuyoruz. Biraz algılamaya başlayacaklar. Evet, gördüğünüz gibi bunları buraya taşıdı ve pişiriyor. Başka bir Advanced Trans Collector koyup ya da normal Trans Collector koyup şuradan da alabilirsiniz. Şunu da sürekli desteklemesi için şöyle bir şey yapabiliriz. Sürekli burayı dolduracaktır. Evet. Bunlar da bu şekilde çalışıyor. Şu da enerjiyi taşımasını sağlıyor. Çıkış noktasına enerji taşıyabiliyor. Yani çıkış arayüzlerinden birbirlerine enerjiyi sağlayabiliyorlar. Hatta ve hatta şöyle bir şey göstereyim. Gösteremem. Şunu devre dışı bıraktırım. Gerçi devre dışı bıraksam da olur bunu. Hemen ilginç bir şey daha kuracağım. Electric Furnace. Gördüğünüz gibi gayet çalışıyor. Yani enerjiyi aktarıyor buna. Evet. Diğer makinelerimize geçelim. Evet, şimdi Small Electric Buffer, Large Electric Buffer ve Advanced Buffer. Çıktılarını hepsini buraya atalım. Bunlara yüzüne bakıyoruz. Bu arada bu da redstone sinyali ayarlaması yapabiliyorsunuz. Onun herhangi bir tarafından giriş ayarlayabiliyorsunuz. Gelme. Obsidian pipe vereyim. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi bunları alıp bunun içine koyuyor. Bu da aynı şekilde. Ne kadar hızlı koyuyor bakalım. Bu hızla koyuyor. Tabii. Bu bir görseldi güncelleme olduğu için bazen güncellemeyebiliyor iki slottan sonrasını. Ama gene hızlı bir biçimde aktarıyor. Advance ise 4. slota dedik. Gördüğünüz gibi 4. slota atladı. Burası 0, 1, 2, 3 ve 4. Bu ne işimize yarayacak peki? Mesela kendimize reaktör. Nükleer reaktör. Mantıklı bir şey. Ve reaktöre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. slotuna her daim sel doldurmak istiyoruz. Neden 8'e atmadı? Çünkü bunu ona göre okumuyor. Çünkü normalde bunun böyle tamamen geniş olması lazım. Chamber'larla genişletilmiş olması lazım. Ona göre hesaplıyor. Hemen Chamber'ları da koyayım. Hatta sen çekil. Sen de çekil. Engel olma bize. Pardon. Gel buraya arkadaşım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. normalde buraya koymaya çalışmış. 9. Burası 18 oluyor. 14. Gördüğünüz gibi 14'e doldurdu. Ama bunu aldığımızda tekrar dolduracak. Sen chest'ten çekebiliyor muydun? Hayır. Buna ne yapabilirsiniz? Mesela otomatik bir reaktör yapmak istiyorsunuz. Applied Energy Sticks'iniz var ve Gravitech'iniz var. Yapacağınız şey basit. Bunlardan birkaç tanesini alıp şunlarla bunu doldur diyorsunuz. Birkaç tanesine istediğimiz kullanacağımız slotlara bu arkadaş dolduruyor. Yani bu tarz işler için kullanabilirsiniz ya da mesela bir blast furnace'ı falan doldurmak için kullanabilirsiniz. Yani güzel kullanım alanları var. Evet, şimdi göstereceğimiz item elektrik item clearer. Şurada bir yerde olması lazım. Evet. Şu şekilde craft ediliyor. Ve olayı şu. Tabii output'unu da ayarlamamız lazım. Evet. İlla bu şekilde olmak zorunda. Şuraya bir chest koymamız lazım. Gördüğünüz gibi arkasındaki chest'i atıyor buradaki itemleri toplayarak. 3'e 3'lük bir alanı var yani. Şu an kabloları koyduğumuz alanı kaplıyor. Yani gayet güzel bir arkadaşımız. Çok da fazla enerji kullanmıyor. Yani item başına 2 EU ki düzgün bir enerji üretimi elde ettiğiniz takdirde bu gayet makul bir enerji. Sıradaki arkadaşımız Electric Rock Breaker. Electric Rock Breaker'ın çıkışı bu nokta. Tabii chest lazım bize. Chestlerimiz şuradaydı. Şuraya net görebilirim diye kablolarla koyuyorum. Ve EU da lazım bunun için. Solar panel koyayım üstüne. Advanced Solar Panel iş görür. Burada yapacağımız şeyi söylüyorum. Bir tarafa su, diğer tarafa lav koyuyoruz. Ve bu arkadaş bizim için cobblestone'u götürüyor ama sanırım bu enerji yeterli değil. Yok, pardon, çalışmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi enerji pek yeterli olmadığı için fazla üretmiyor. Şuraya bir quantum generator koyalım ama öncelikle bir emin olmak için patlatmak istemiyorum. Cable'larımız burada.
Evet, gördüğünüz gibi çok artık daha hızlı bir biçimde üretiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer içine redstone koyarsanız obsidian elde edecektir. Redstone'ları harcayarak tabii. Bu şehirde kolay bir cobblestone jeneratör ya da obsidian jeneratör elde edebilirsiniz. Kablolarla güvenlik ağı oluşturuyorum. Industry Craft bu. Her şey kablolarla olacak. Evet. Bu da rock cutter'ımız. Elektrik rock cutter'ımızdı. Ve şimdi başka bir item'a daha değinelim. Senin output'un şu yön olsun. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi burada NEI kısmına tıkladığınız bir takdirde bunu elde ediyoruz. Peki bunun içine scrap box atarsak ne olur? Bekliyoruz. Ve bir anda bunları kullanmaya başladı. Ve gördüğünüz gibi buraya scrap box ile elde edebileceğimiz, yani hangi şansla ne elde ediliyorsa onları çıkarttı. Az bayağı güzel titanyum elde ettik. Şanslıymışız. İkinci sezonunda bundan bir tane yapsam güzel olabilir. Sevdim bu makineyi. Evet, titanyum çoğunlukla üretiliyormuş. Endstone etti. Bunun dışında normal scrap'te kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama çok daha az şey üretiyor. O yüzden scrap box daha mantıklı. Aynı oranda kullanacaksınız da daha az inventory harcıyor. Yalnız 2 saniyede ne kadar sistemi elde etti. Evet. Yani sanırsam şansı da arttırıyor. Neyse. Bunda geçtiğimize göre öncelikle elektrik sortra geçeceğim ancak elektrik sortra için bir sistem düzenlemem lazım. Hemen geliyorum. Evet, şöyle bir yeni bir 32 EU'luk hat oluşturduk ve şunları yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bunun iki farklı çıkış noktası var fakat şu an ikincisini göremiyoruz çünkü down olmuş durumda. South West. Evet. West istiyorum bunu. Hemen şu şekilde ayarlayalım. Ve sen de West. Seni koymayacaktım. 3 tanesi işimiz. 3 tanesi işimizi görür. Şuraya 3'er tane chest. 3'er tane chest. Koyalım. Şuraya sola da bir tane chest koyalım. Bunu size anlatayım hemen. Önce kendimize buraya stone değil. Ne verelim? Diamond sana şuraya Iron Slab neden aldım ben? Iron Ingot arıyorum. Şuraya Iron. Diğer arkadaşımıza da Redstone. Şuraya da Obsidian Pipe koyalım. Her zamanki gibi. Olacak şey söylüyorum. Diamond'larımızı alıyoruz ve şuraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi buraya indi. Iron'larımızı alıyoruz. Bulabilirsek gene. Atıyoruz. Hepsi buraya indi. Redstone'larımızı alıyoruz. Atıyoruz. Hepsi buraya indi.
Peki tanıma da bir şey koyarsak mesela Red Bull. Koyduk ve oraya buraya gitti. Bunun çalışma mantığı aynen şu şekilde. Bu listede bir şey varsa onu mavi tarafa gönderiyor. Olmayan, bu listede olmayan şeyleri direkt kırmızı tarafa gönderiyor. Ve hatta bu enerji hattını da düşmemize gerek yok çünkü bunlar enerjiyi birbirleri arasında aktarabiliyorlar. Bu şekilde devam ederek chestleri dolduruyorlar. Bunun dışında elektrik type sorter'ımız da mevcut. Bu da ilginç bir şey. Gene benzer bir düzeneyi kuracağım. Tabii önce şöyle bir şey yapmam lazım. Tamam. Sen zaten böylesin. Tamam. West. 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 Chest. 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 Ve chest. Buradaki olayı söyleyeyim. Buna gemler. Buna şöyle gördüğünüz gibi değişik tipler var. Sanırım bu ingotlar. Buna da dustlar. Keşke bir yazı falan da aktarılsa. Sanırım ingot bu, emin değilim. Deneyeceğiz. Evet, şimdi eğer diamondlarımızı koyarsak bu şekilde bunlar buna gidecek. Redstone'larımızı atarsak bunlar buraya gidecek. Iron'larımızı atarsak nereye gidecek? Evet, buraya. Evet, bunlar ingotlarmış. Bu şekilde item'ları tiplerine göre ki değişik modların dustları, gemlerini falan filan da sanıyor. Sanırsam. Mesela ne deneyelim? Ruby deneyelim. Ancak Great Tekin Ruby'si değil. Benim Ruby eklemek için kullandığım başka bir mod var. Onun Ruby'si. Evet, gayet tanıdı. Ya da Ruby Dust'ımızı alalım. Atalım. Quartz Dust'ımızı Nether Quartz Dust'la Celtus Quartz Dust. Evet, gayet tanıdı. Ingotlardan mesela Cobalt Ingot. Gayet tanıdı. Çok alakasız bazı modların ingotlarını falan atıyorum. Evet, gayet tanıyor. Evet, bu şekilde çok daha gelişmiş sorting machine'ler elde yapabilirsiniz. Yani tüm depolamanızı Great Tech'le de yapabiliyorsunuz. Ve şimdi geldik asıl noktaya. Hala bile benim tam olarak çalıştığını, nasıl çalıştığını algılayamadığım bir arkadaş. Ve şurada, it's simpler than you think, I promise kısmına aldanmayın. Çünkü yalan. İki tane electric sorter, bir adet Great Tech Computer Code, bir adet Advanced Regulator, bir saniye. Bunu tanıtmamıştım galiba. Regulator. Ha evet, buradaki olayı açıklayayım. Hemen. Aklıma gelmişken. Mesela Stone 4 Stone Grass 4. Sen beşinci slota sen 7. slota. Bunlarla bunları sırası aynı. Ve gördüğünüz gibi bunları tam olarak istediğimiz slotlara atıyor. Yani şu arkadaşın biraz daha gelişmişi diyebiliriz. Yani kısacası reaktörünüzü bununla da yapabilirsiniz. Ama emin değilim. Evet, koymaya çalışıyor. Evet.
Evet, şunun gelişmiş versiyonu. Aslında. Pardon, Buffer'ın değil. Anladınız siz onu. Böyle ilginç bir arkadaşımız. Bunun varlığını unutmuştum bir an. Yani reaktörünüzü bununla yapmanız daha mantıklı olabilir şimdi düşününce. Ve şimdi gelelim sana. Aha. Hemen bir wiki ile zaman geçirip geliyorum. Maalesef çözemedim. Wiki'yi okuyarak falan filan kendiniz kurcalamayı deneyebilirsiniz. Ya da ben ileride bu arada başka videoları izleyerek falan filan başkalarının videolarına bakarak falan filan yabancı kanallarda özellikle anlamaya çalışabilirsiniz. Ben de öyle biraz uğraşacağım. Eğer nasıl çalıştığını çözersem bunun hakkında özel bir video çekerim. Fakat şu an çözemedim. Bayağı aslında çözdüğümü sandım fakat istediğim gibi çalışmadı. İlginç bir şey yani. Neyse, diğerlerini anlattım ama size. Evet, bu videoda sanırsam bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.